Herkese merhaba, ben AlivingGames.com'dan Evrim. Bugün yanımda Toya Games'ten Zeyt var. Toya Games'in CEO'su kendisi. Toya Games'in Toya Games'le alakalı sorular soracağım ben kendisine. Bekliyorum. Şimdi öncelikle yeni sektöre girdiniz Türkiye'de. Legend of Fighters var. Başka birkaç oyun daha var bildiğim kadarıyla. Julian Kiki var. Legend of Fighters ilk proje. Şubat ayında lansmanını yapmıştık zaten. Radisson Blu'da Ortaköy taraflarında. Belki oradan da videolarını görmüş olabilir. Takip eden arkadaşlar vardı mutlaka. İlk kapalı beta'yı yaptık. 25 Mart'ta başladık. Tam zamanında oldu yani. Herhangi bir gecikme falan olmadı çok şükür. Fakat beta'da sorunlar çıktı. Yani beta sonunda daha doğrusu. Oyuncu tarafında değil ama sunucu tarafında, bizim tarafta problemler çıktı. Dolayısıyla onun optimizasyonuyla uğraştık biraz. Böyle bir kararımız yoktu ama artık iki kapalı beta yapmak durumunda kaldık. Birinci kapalı beta bitti. Sanırım bunu da ilk defa duyacaklar zaten. Bekliyorlardır cevapları. Sonuçta zaten kapalı beta hataları çözmek için, hataları bulmak için. Evet. Ve siz de kapalı beta'da aslında hatalarınızı bulmuş oldunuz ve ikinci kapalı beta yaparak daha garanti aldınız. Bu da başarılı bir adım. Zaten open beta yapmayacağız. İkinci kapalı beta yapıp oyunu tam sağlam hale getirip ondan sonra direkt tam sürümle beraber daha fazla bekletmek. Ben de bekletmek istemiyorum ama yani bozuk oyun sunmaktan çok daha iyi veya eksikleri olan, mutlaka eksikleri olacaktır ama yani bizim gördüğümüz ölümcül eksikleri olan bir oyun sunmaktan çok daha iyi beklemek. Ya ben bir oyuncu olarak ben de öyle isterdim açıkçası. Hani biraz belki sabırsızlanıyorlar, hani soğuduk işte bekleyemiyoruz lütfen erken falan. Ben de aynı şekilde yani ben de çok erken çıkmasını isterim ama yapacak bir şey yok yani düzenli ve sorunsuz olması lazım bu oyunun. Peki Julian Kiki hakkında? Yulgang 2 ikinci proje, amiral proje zaten. Lof biraz daha ısınma turu diyebiliriz o konuda. Legend of Fighters çok riskli bir oyun. Yani ne getirip ne götüreceği şu anda dahi çok fazla belli değil açıkçası. Bu arada Türkiye'de ilk defa MMO Fighting, yani dövüş oyunu geliyor değil mi? Evet, Türkiye'de ilk defa. Dünyada da zaten ikinci defa veya üçüncü defa geliyor. Yani bu tarzda zaten yok eşi. Hani arcade oyunlar kafasında riskli bir proje. Hani ne getirip ne getirmeyeceği hakkında bir fikrim yok. Tabii ki başarılı olur, biraz bir şeyler yapmaya başlar, ondan sonra onun üzerine düşeriz. Ama şu andaki asıl dikkat etmemiz gereken, üzerine titrememiz gereken proje Yulgang 2 projesi açıkçası. Onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Dün değil evvelsi gün işte ilk testlerine başladık. Türkçe'ye yamayı yaptık, testlerine başladık. Güzel gidiyor, bir problem yok gibi. Bakalım ne olacak. Peki çok güzel, böyle etkinlikler yapıyorsunuz. Eskişehir'de de birkaç etkinlik yaptınız. Biz de hepsine katıldık. Başka şehirlerde de... Şimdi bundan sonra Bursa olacak, ondan sonra İzmir olacak, Ankara, İstanbul olacak. Ondan sonra artık diğer işte Antalya, Adana falan gitmeye çalışacak, elimizden geldiği kadar gitmeye. Aslında böyle bir Türkiye turnesi olacak. Yani Türkiye turnesi hani çok şey olur, biraz büyük olur ama yani böyle büyük şehirler, oyuncuların daha çok toplandığı, daha çok oyuncularımızın olduğu şehirlere hem istek üzerine de zaten gidiyoruz. Eskişehir'de bu ikinci, bu ısınma turları bir de yani daha önce alışık kendimiz yapmadık en azından yani böyle şeyler. Bakalım elimden geldiği kadar işte ben de zaten geliyorum buraya. Ekip de burada. Beraberiz burada. Oyuncular şu anda turnuva var zaten. İlk turnuvamız oldu bu da. Onu test ediyorlar. Ona bakıyorlar. Gayet güzel olumlu tepkiler var. Eğlenceli oyun. İşte zevkli oyun. Çünkü hani stres atmaya birebir bir oyun her şeyden öte. Şimdi onlar da bunun bilincinde oynarken de daha şey bir şekilde istiyorlar. Gerçi ne kadar acemiler çok fazla var aralarında. Hani X'e bas, X'e bas diye çok fazla söylediğimiz kişiler de var ama eski oyunculardan da gelen bile olmuş yani. Hani kapalı beta'ya katılıp da gelen oyunculardan da olmuş. Ha onun şeyini not düşeyim yani ilk defa burada söyleyeyim onu da. Hani bir daha yazılı olarak zaten açıklarız. İkinci kapalı beta 10 Nisan'da başlayacak. 10 Nisan'dan 17 Nisan, 18 Nisan'a kadar ki bir süre ikinci kapalı beta olacak. Sonra kendimize bir 5 gün daha alacağız. 23 Nisan günü tatil günü de hem hediyemiz olsun hem bir anlamı olsun diye 23 Nisan günü tam sürüme geçeceğiz. Open beta yapmayacağız artık. Evet, bu bilgiyi de almış olduk ilk defa. Çok teşekkür ederiz bunun için de. Eğer benden önce duyurursunuz da. Evet, bunu da böylece sizlere de söylemiş olduk. O zaman bu şekilde bitirebiliriz. Biz sizin bir sonraki projelerinize de teşrif edeceğiz büyük bir ihtimalle. Bu da başarılı zaten. Eğlenceli bir organizasyon var burada. O zaman sizleri de bekleriz diyerekten. Tamam. Çok teşekkür ederim ilginize. Bir dahaki etkinliklerimize siz de buyurun gelin. İçeride olun, böyle dışarıdan sürekli ekran başında olmaz yani. Bakalım. Bir sonraki sefere büyük ihtimal Bursa'dayız. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar.